Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Mert'le birlikte okul için yaptığımız kırtasiye alışverişimizi sizlere göstereceğiz. Tam 300 TL'lik kırtasiye alışverişi yaptık. Bakalım neler aldık Mert'ciğim? Evet, hangisiyle başlasak? Önce şununla başlıyoruz. Fosforlu karton arkadaşlar. Fosforlu renklerden hepsinden ikişer tane karton aldık. Hangi renkler var? Pembe, pembe, turuncu, yeşil. Ve sarı var galiba. Hı hı. Sarı da var. Sarı, ama pembe. Ama en fosforlusu sarı. Evet, genelde o daha fosforlu oluyor. Sarı. Hı hı. Çünkü açık renk ya. Aynen öyle. Sonra böyle ödevleri için zarf dosyalar aldık. Bakın, Spider-Man'li ve arabalar. Bundan niye iki tane aldık? İki tane ondan, bir tane de ondan aldık. Üç tane çıt çıtlı dosya aldık arkadaşlar. Ondan sonra faaliyetleri için resim dersinde kullanmak üzere keçeden pomponlar aldık. Çok yumuşak. Rengarenk pomponlar var. Çok yumuşak. Aynen öyle. Sonra yine resim dersi için sulu boya kabı aldık arkadaşlar. Böyle ağzı açılıp kapanıyor. Suyu dökülmesin böyle diye. Böyle açılıyor. Evet, öyle açılıyor, kapanıyor. Evet, de kapanıyor. Aynen. Bir delik var. O delikten fırçayı geçiriliyor. Evet. Sonra arkadaşlar Big Kids'in fırça uçlu keçeli kalemlerini aldık. 10 renkmiş bu. Keçeli uçlu. Bakayım. Ama fırça uçlu keçeli kalem arkadaşlar. Bakayım anne. Bu bayağı bir pahalıydı. 44,5 TL. Sonra resim önlüğü aldık arkadaşlar. Resim dersinde boya yaparken üstü boya olmasın diye böyle bir resim önlüğümüz var. Ne kadarmış? 19,5 liraymış bu. Bu kaç lira? Bu ne kadarmış? Bunun fiyatı yazmıyor. Aa, yazıyor. 8,5 TL'ymiş arkadaşlar bu. Bu yazmıyor. Onu yazmıyor. Orada tek tek fiyatları vardı. Onu şimdi hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar. Sonra böyle bunun şeyi açılmış kağıdı ama böyle 12'li kurşun kalem arkadaşlar aldık. Faber-Castell'in 12'li kurşun kalemi. Ya var da 12 tane. Bir aynen tane aynen. Göster. Evet. Hepsi aynı zaten. Evet. Bir sürü. Sonra böyle. Ama bu arada bir sürü ne işe yarıyor diyecek bilmiyorum. Okulda çok yedek sürü olması için öğretmen istedi arkadaşlar. Sınıfta kullanmak üzere. Yine 12'li kırmızı kalem. Çok yaşa. 12'li kırmızı kalem aldık arkadaşlar. Kırmızı da var. Evet. Ama normal kırmızı kalem. Aynen, peki normal değil kırmızı kalem. Ay şey değil. Evet. Kurşun evet kalemlerin diğerleri burada. Al bakalım. 12 tanesi daha var da şu an biz bunları gösteriyoruz. Evet. Daha var çünkü. Böyle pirit yapıştırıcı aldık arkadaşlar. Sonra sulu boya fırçası aldık arkadaşlar. 8 numara sulu boya fırçası. Çok yumuşak ucu. Evet. Yıkamadık ya. Sonra parmak boya arkadaşlar. Nova Color'un altılı parmak boyasını aldık böyle. Mavi, pembe, sarı, siyah. Evet, 6 renk var içinde. Böyle parmak boya. Renklerini göstereyim anne, dur. Şöyle Faber-Castell'in. Tamam, sen göster. Faber-Castell'in böyle silgilerini aldık arkadaşlar. 6 tane silgi aldık böyle. Şöyle 2 tane, bir tane sarı, sonra beyaz, sonra da böyle gri var. Siyaha benziyor. Sonra burada pembe. Evet. Sonra, sonra böyle. Hı,
Sonra da mavi. Bu evet. Kadar sonra yani. Böyle bu şey malzemelerin kaybolmaması için isimlerini yazmak üzere böyle etiket aldık. Bu etiketi Mert böyle Galatasaraylı istedi. Böyle etiket aldık. Bu da kaç? 13,5 mu? 13,5 herhalde. Ya da 3,5 anne, tam anlaşılmıyor. Bu da 11,5 lira. Öyle mi? Bu ha. Parmak parası. Tamam. 11. Yine okulda kullanmak üzere yüz maskesi aldık arkadaşlar. Her gün taktığı yüz için. Yüz de var ama yine de aldık. Çünkü evet, o biraz lazım. Büyük geliyordu. Mert'in yüzüne göre aldık bundan. Sonra Mert böyle kendine görünmez kalem aldı arkadaşlar. Bir yere boyunca gözükmüyor ama ışığı var. Onun ışığını böyle tutuyorsunuz kağıda gözüküyor. Aynen sonra. Yazıyorsunuz görünmüyor. Sonra bu ışığı üzerine tutunca görünüyor arkadaşlar yazı. Sihirli kalem gibi bir şey bu da. Mesela şuraya göstereyim anne. Göster. Bakın arkadaşlar. Şuraya çizeyim. Silginin iki tanesi daha burada. Arkadaşlar. Şuraya çiziyorum. Şimdi. Hı. Şuraya çizdim. Gözükmüyor değil mi? Evet gözükmüyor. Çizgi çizdim. Şimdi bakın. Hı. Göster bakalım nereye çizdin şu şimdi anda. Şimdi bakın. Görünmüyor. Aa evet arkadaşlar bak, gördünüz ışık mü? Yok. O ışık olmayınca gözükmüyor. Işık gelince. Aynen aynen. Biraz şöyle tutarsan Mert'ciğim. Bakın arkadaşlar şöyle. Gördünüz mü? Çizgi Işığı çizmiştim. Tutunca görünüyor evet çizdiğiniz. Ama şu an hiç bir şey gözükmüyor. Ama aynen böyle şimdi açıyorum. Gözükmüyor. Evet arkadaşlar bu böyle sihirli kalem. O yüzden oraya boyunca öğretmenler görmez. Bir şey olmaz. Aynen öyle. Çünkü ve arkadaşlar böyle dolabında kullanmak üzere şöyle dosyalık aldık. Bunun içine böyle kitaplarını koyacak. Ondan 3 renk aldık. Birisi mavi, birisi sarı, birisi yeşil. Kırmızı demişim. Sarı, mavi ve yeşil olmak üzere 3 tane. Bunlar çok güzel bir şey. Evet. Bunları Mert dolabının içine koyacak arkadaşlar. İçine de anne, içine bir şey kitaplarını var. Koyacak. Ay kağıtlar var bunun içinde. Tamam onları çıkaracağız. Ne bunlar ne anlamı? Onlar şey ismini yazmak için etiketleri var. Şu önüne yapış. Bunda da mı etiket var? Evet. Şöyle şu kısmına yapıştırıyorsunuz. Ve üstüne adınızı soyadınızı yazıyorsunuz. Kaybolmasın diye. Bunlar içinde dursun oğlum. Sonra yapıştırıp üzerine koyacağız. Sonra yapıştıracağız. Şimdi değil. Sonra biz bunları... Böyle de koyulabilir de o zaman düşer. Ben... Aynen aynen yapıştıracağız böyle onları. Böyle yapabilir ama düşer. Evet. O etiket şeklinde yapıştırılıyor. Kaybolmasın diye bizim olsun. Aynen öyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu malzemeler tamı tamına 300 TL tuttu. Kırtasiye'den 300. Bunları aldık. Bakalım Mert'i... kaç tane ürünümüz var? 1, 2, 3, 4. Ondan sonra silgiler var 5. Sonra bu 6, bu 7, 8, 9, evet. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Evet, 21 tane kırtasiye malzemesi almışız arkadaşlar. 21. Evet, bunları Mert'in okuluna aynen çok fazla. Mert'in okuluna götüreceğiz ve dolabına nereye yerleştireceğiz. Dolabına koyacağız anneciğim. Hayır, bunları nasıl götüreceğiz? Onları ben götüreceğim, dolabına yerleştireceğim, tamam mı? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir dönem, bir yıl boyunca kullanacağı kırtasiye malzemelerimiz bu şekilde. Biz Mert'le birlikte gittik, bunları aldık. Hangisi? Bakın, en güzeli şey, parmak parası. Evet, bazı malzemeler de bizde olduğu için almadık. Mesela sulu boyası. Anne mesela kuru, parmak peçeli kalem. Anne parmak boyasını böyle el batırırsın eline böyle eline aynen sürersin. Okulda faaliyet yapacaksınız parmak boyasıyla. Sonra da eline sürdükten sonra
Arkadaşlar böyle şey, böyle elimizi boyuyorduk böyle. Evet. Ondan sonra böyle kağıda yapıştırıyorduk. Evet. Böyle bastırıyorduk. Sonra aynen öyle. Şekil çıkıyor. O yüzden öğretmenimiz istedi. Kaç liraymış? O da kaçtı? 13,5 muydu? 19. 19 dolar. 19,5. 19 dolar. 19 yazıyor. Dolar değil oğlum, TL. 19 liraymış. Ama TL yazmıyor. Bak. TL yazıyor mu? Bak ilk dolar. 19 TL. Ama dolar da var. Dolar değil o. Ne o? Öyle işaret yapmışlar. Bu da Nova Color'muş arkadaşlar. Öğrenci çalışma önlüğü diyor. Gerçekten çok güzelmiş bu da. En güzeli bu ve parmak arası. Evet, Mert çok sevdi bu malzemeleri. Bu da böyle. Böyle. Okulda keyifle etkinlik yapacak arkadaşlarıyla. Mert birinci sınıfta bu arada arkadaşlar. Birinci sınıfa başladı bu sene. Yo, zaten birinci sınıftaydı. Aynen öyle, birinci sınıftasın. Okuma yazmayı da öğrendi. Daha iyi öğrenecek. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi malzemelerimiz böyle. Sizler de videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.